Nefesten geliyor nefin adı. Yani hayatta ilk aldığın şey ve son verdiğin şey. Felsefesi olmayan hiçbir şey dünyada yeri yok. Başarıya çok anlam yüklememek gerekir. Başarısızlık da çok çok anlamlıdır. Ben şuna inanıyorum. Hırsla bağlandığın bir şeyleri gerçekleştiremiyorsun. Daha dervişliği kolay. Önemli olan şehir dervişliği yapmaya çabalamak lazım. Kârı aktarıp paylaşmak nasıl bir duygu? Sizin olduğunuzu düşünüyorsanız paylaşması daha zordur. Sizin olmayan özelliklerle kazandığınız bir şey aslında sizin de değil. O kârınızın sizin olmadığınızı düşündüğünüzde paylaşmak çok daha kolay oluyor. Ve paylaştıktan sonra kendinizde bir şey hissetmemek de çok daha kolay oluyor. Nef markasının yolculuğu 2004 yılının sonlarında bu işe başladım. Tamamen şans, tesadüf, tevafuk. Biz arsa sahibi tarafıydık hep. Bir müteahhit 3. 4. katta yarım kalmıştı. Babam da bir rahatsızlık geçirdi o sırada. Kalp rahatsızlığı, böyle 21 gün hastanede kaldı. Ben tamam böyle vizyoner bir şey olsun, babam da mutlu olsun diye. Sonra o gün bugün oldu. Nef'i kurdum. Ondan sonra da işte marka yolculuğu başladı. Toplumsal şeyler yapmaktı hayalim. Üniversitede okurken de işte ne olacaksın dediklerinde 22 yaşına kadar başbakan olacağım. Hukuk okudum o yüzden. Sonra ekonomi okumaya başlamıştım. Herkesi motive eden şeyler vardı. En katma değerli ödeyebileceğin yer politika. İnsan niçin yaratılmış yani? Allah bize hangi görevi verdi bilmiyorsun ya. Hangi konuda yetenek veriyorsa muhakkak o konuda bir görev veriyordur. Yani. Bu tesadüfen başladığım iş çok tuttu. Dedim ki herhalde benim bu konuda yeteneğim varsa bu konuda bir görevim var diye. Ama toplumsal bir şey de yapmak istiyorum. Çünkü o zaman ben bir sosyal şirket kurayım. Yani kârıyla toplumsal işler yapan bir şirket. Aldığın her şeyi geri veriyorsun, hiçbir şey götüremiyorsun. Felsefi olarak da böyle, inanç açısından da böyle. O yüzden işte hem uluslararası marka olmaya aday bir isim olsun hem de bizim felsefemizi yansıtsın diye Nef koyduk. On yıl oldu diyeyim. Ailenden ben hiçbir şey almadan Nef'i kurdum. X insan ailesinden bir varlık kalmış. Ona şanslı diyoruz ya yani. Ben diyorum ki ben hiç ailemden para almadan yaptım. Ona ailesinden, babasından para kalmış, sana da Allah'tan vizyon kalmış. Sen de bir şanslısın. İkisi de beleş. Hep kimsenin girmediği yerlere yani. O zaman kağıthanede ilk projemi yaptım. Kağıthane denmiyordu bile. Hatta ben belediye başkanıyla o zaman konuşmuştum. Yani ismini kağıthane koyamayacağız, başka bir şey koyacağız. Hani lütfen kusurumuza bakmayın diye. Sağ olsun. Başarı odaklı olsan benim yaptığım 21 projenin 21'inde yapmazsın. Önce ne yapman lazım? Sermaye gerekir. Ben ailemden ayrılmışım. İlk işimde iki kişiyi %10-10 ortak etmiştim yani. Nef'in bu çıkışı ve Nef olması tamamen buralarda o hiç kimsenin girmediği yerlerde proje gelişmesi. Peki ona nasıl cesaret ediyorsunuz? Evrensel düşünerek, özgüvenle. Şöyle bir korkunuz yok. Ya başarısız olursam ne olacak şimdi? Başarıya çok anlam yüklersen işte ondan korkuyorsun. Başkası ne der? Bunların hepsi zincirdir insanlara. O da esarettir. Asıl cesaret bu zincirlerin hepsinden kopmak. Gültepe'de ilk yaptığım yer 18 günde sattı o proje. Yapılmayacağını düşünüyor insanlar. 700 liraya satılıyor metrekaresi. Ben aldım 3 ay 10 günde 4000 dolardı o zaman satış yani. 4000 dolara satıldı. Türkiye'de vizyonu tanımış ya, dünyayı çok yakından takip eden şeylere biz vizyon diyoruz. Evet, takip etmek güzel bir şey ama bu vizyon değil. Vizyon sınırsızlığını bilmek. Vizyon, Yaradan'ın sana verdiği bu zihne eyvallah edip saygı göstermek. Nef ondan sonra 30 tane proje yaptı. İlk 20 projesi hiç kimsenin girmediği yerlerdi. O özgüveni hissederek yani hiç hareket etmesen Nef'in şu an N'sinin noktası bile olmaz. Orta halli bir müteahhit olurdu. Hala benim Rami'de 18 günde sattığım yer, 3. projem üstünden 7-8 yıl geçmiş, hala yanında bir tane konut yapılmadı. Nef Vakfı'nı 2013 müydü o zaman kurduk. Vakıftan önce bir sürü milli eğitimle sözleşme yaptık. 31 tane ilkokul, anaokulu yaptırdık. Şirketi kurarken vakıf şirketi diye kurmaktı.
İlk 7-8 senesinde şirket hiç kar dağıtmadı. Yani dağıtılabilir karı şirketin içinde kalıyor. Geri kalan da vakfa gidiyor. Sosyal şirket olmak %51'ini bağışlarsan sosyal şirketsin diye düşünüyorum. Çünkü patronu toplum olan şey. Bir gram bir şey yaparsın. Onu öyle bir gönülle yaparsın ki burada ben hep söylerim, Allah skor tutmaz, ne yaptığının falan çok önemi yok. Yapabilmek müthiş bir lütuf, sana lütuf. Anadolu'da çok güzel bir şey vardır, yardım ettiğinin elini öp derler. Sebebi çünkü sana o lütfu yaşatıyor. Biz şimdi vakıfta konuşurken ben derim öyle. Biz bunu yapmasak insanlar acından ölecek mi? Ölmeyecek, bir başkası yapacak. Ulan o zaman sana lütuf. Sen tercih ediliyorsun. Rakamın, ne yaptığının, ne ettiğinin toplumsal yarış açısından, toplumun teşvik edilmesi açısından bir önemi var. Ama kendi bireysel olarak hiçbir önemi yok. Bir kişiye gönülden bir şey yap, 1000 yıl yaptığına değer mi? Değer yani. Herkesin iyi olduğunu düşünmek, herkesi kendin gibi görmek romantizm falan değildir ha. Tam tersi, orası aslanlar sofrasıdır. Çünkü işte herkese gönlünü açıyorsun yani. İsteyen vurabilir, isteyen kırabilir. Asıl cesaret burasıdır. Güvensizlik korkaklıktır. O yüzden de memnuniyetsizliğin de temelinde güven meselesi var. Dünyada felsefesi olmayan hiçbir şey dünyada yeri yok. Şu kadar ciro, şu kadar şey gibi hedefler sadece yıl içi hedefler olarak koyuluyor. Biz 4. yılda milyar TL ciroya geldik. Herhalde 700 milyon dolar falan ediyordu. İlk sıfırdan kurulup 4 yılda milyar ciroya gelmek. Çünkü değer milyar değere, 5 milyar değere de gelebilirsiniz. Değer bir şeyin çarpanı. Ciro fiziki olarak yaptığınız bir şey. Ciro çok zordur. Çok sonra fark ettik. Bir ekonomi bakanlığının bir danışmanı böyle bir şey demişti. Onlar araştırdı da söyledi. Dolayısıyla biz zaten 7. yılda fark ettik öyle bir şey olduğunu. Yani onu yaşarken fark etmiyorsun. Ona çok hırsla bağlandığın bir şeyleri gerçekleştiremiyorsun. Önemsemediğin zaman yaparsın. Hayal etmek midir bu işin başlangıcı? Muhakkak. İnsanın içerisinde kendisinden 1000 tane daha var. Halbuki insanın esas hayallerini gerçekleştirme gücü, insanın beyni acayip gelişmiş. Kalbi de öyle. Sadece kendi içindeki bir taneyle hareket ettiğinde o güce sahip olarak hayal ediyorsunuz. Ama esas olan şey adanmışlık. Bir davan, bir derdin, bir amacın varsa o zaman içindeki 1000 tane ile birlikte yapıyorsun. Tapduk Emre'nin çok güzel bir sözü vardır. Aşk ile yola çıkan sırtında dünyayı taşır. Aşksız yola çıkan beden diye bir ceset taşır. Yani şöyle bir aşk yok. Dünyanın en büyük şirketi olacağım. O ne, öyle aşk mı olur? Aşk aşk için olur. Dolayısıyla aşk başkası için olur. Dünyaya ne yapabilirim? Borcun ne diye hayal etmen gerekiyor. Hayata bir alacaklı doğanlar var. Ömür billah yani ölene kadar alacağı tahsil edemiyor. Hep ona olmadığını düşünüyor veya ona haksızlık. Bir de hayata borçlu doğanlar var. O da tövbe borcu ödeyemiyor yani. Hep bir şey yapıyor o da. Sürekli bir şey yapmak zorunda. O yüzden insanın çarpanı, yani o içindeki binle tanışması adanmışlıkla oluyor. O yüzden diyeceksiniz ki ne alaka bunun işle? Yani o şirketinin de amacı topluma fayda etmek olsun. Ne güzel. Yani nasıl ki Elon Musk'ın hayali çok zengin olmak değil yani. Dünya için bir şey yapmak. Zaten hep öyle insanlar bir noktaya geliyor. Başarı tanımı insanın yaratılış gayesi iç yolculuğu, kendini tanıması. O başarıyı arkadan atıyorlar. Sonra arzuladığın şeylere çok daha kolay ulaşıyorsun. Herkesin içinde yaradandan bir parça var. Dolayısıyla sen yaratılışı tanıyorsun, evreni tanıyorsun kendini tanıyınca. Vazgeçme noktasına geldiğim günler oldu mu? Bilmiyorum, düşünüyorum. Ortalık güllük gülistanlık, bizim sektör gayet iyi falan o zamanken manevi konularla ilgili bir şeyler yapmaktan çok daha fazla zevk alıyordum. Huzurlu olmak huzur kelimesinden geliyormuş. Yani huzurda olmaktan. Eğer sen yaradanla birlikteysen dağ dervişi, şehir dervişi derler. Öyle yani. Dağ dervişliği kolay. Seni çeldiren hiçbir şey yok. Önemli olan şehirde de. O yüzden şehir dervişliği yapmaya çabalamak lazım. Türkiye'deki gençlerimiz de hep dışında okumanın çok değerli bir şey olduğunu düşünüyor. Aslında yurt dışında da eğitim alırsam, şunu da yaparsam, bunu da yaparsam o zaman bu hayal ettiğim her şeyi yapabileceğim. Öyle değil. Herkesin toprağına sorumluluğu var. Biz bu memlekette dünyaya gelmişiz. Herkesin memleketine, ülkesine, milletine, toprağına sorumluluğu var. Dolayısıyla önce toprağımıza sorumluluğumuzu düşünmemiz lazım. Genç bir adamın
ben önce memleketime sorumluyum diye düşünmesi lazım. Herkes giderse ne olacak? Eksiklerimiz var mı memleket olarak? Muhakkak var. Eleştirecek miyiz? Muhakkak eleştireceğiz. Ama burası bizim. Daha bizden başka da bir şey yok. Allah kimseyi vatansız yurtsuz bırakmasın. Biz sahip çıkacağız. O yüzden Türkiye'yi, kendi ülkemizi daha düşük görüp başkalarını hep üstün görmek bir aşağılık kompleksi. Realist olacaksın. Memleketini, toprağını çok seveceksin. Bir borcun olduğu, ömür boyu toprağına borcunu ödemen gerektiğini düşüneceksin. Tanrısı Amerikan çok güzel okuldur. Bizim okul özgür insan yetiştirir. Değerlere bağlı, hem toplumsal değerlere bağlı insan yetiştirir. Bir de çift kanatlı adam yetiştirir yani. Malatya'daki, Arapkir'deki dayıyla muhabbet edebilmeli, işte Brooklyn'deki tasarımcıyla sohbet edebilmeli. Çift kanat gerektiriyor. Galatasaray benim hayatımın neresindedir? Her şeyim yani, küçüklüğüm, çocukluğum, işte gençliğim, üniversite 1'de 2'de kaybedince, bir şey olunca ağladığımız, normalde çocuk değilim yani üniversitede, ama garip bir duygu. Zor tarifini anlatması. Heyecanım, ben dünyada düşünün, inovasyonla ilgileniyorum, uluslararası bir sürü şey yapıyorum. Transfer sezonu her gün fanatik, her anını takip ettim. Başka hiçbir şeyin olmuyor yani, sevda mevda, böyle bellik laflar kullanmak istemiyorum ama yani hatıram çok fazla, duygusal hatıram. Hangi takımı tutuyorsanız tutun, delikanlı tut yani. Ben ortaokuldayken haftada 3 gün Florya'ya gider, idman izlerdim. Benim için çok değerli. Bir de şöyle bir şey de görüyorum. Toplumu başarmaya, toplumu motive etmeye, birlikte tutmaya en önemli şey Türkiye'de futbol. Bu taraftan da değerli görüyorum. Şöyle söyleyeyim, bu kadar Galatasaray sevgisine ve hayatımın tam merkezinde mesela olmasına rağmen, toplumsal bir yönü olmasaydı futbolla ilgili bir şey yapmazdım. Taraftar olarak yoluma devam ederdim, öyle söyleyeyim. Ama toplumsal tarafı var. Her koyu taraftar Galatasaray başkan olmayı düşünür.